getirmeye çalışıyoruz. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale'nin odasıdır. Üyelerinin odasıdır. Sizlerin odasıdır. Sizlerin de bir kısmı aynı zamanda üyemiz. Tüm üyelerimiz olduğu gibi sizlere de eşit mesafedeyiz. Sizlerle etkileşimimiz diğer üyelerimize kıyas ile farklı ve daha yoğun. Her faaliyetimizi, güncel gelişmeler ile ilgili görüşlerimizi sizlerle sürekli paylaşıyoruz. Ne kadar, neye göre yer verirsiniz, vermezsiniz, o da sizin takdiriniz. Yerel basının önemini her platformda dile getirmeye çalışıyorum. Tarafsız ve olgun, tarafsız ve objektif olduğumuz tüm olaylarda sağduyu ile yaklaştığınız sürece başımızın üzerinde her zaman yeriniz var. Değerli arkadaşlar, ben birkaç cümleyle 2020 yılını özetleyip daha çok sizlerden gelen sorulara yorumlamamızı istediğiniz gündem maddelerine geçmek istiyorum. 2020 yılının ilk iş gününde, geçen yıl 2 Ocak 2020'de Maliye Bakanımız, eski Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey dev bir kadroyla malumunuz Çanakkale'mizi ziyaret etti. Çok verimli, çok güzel. Umut doluyduk. Hala daha öyleyiz. Çok verimli bir toplantı geçti. 3 kamu bankamızın genel müdürü de o gün aramızdaydı. Genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, kredi tahsis müdürleri. 3 bankamıza 3 ayrı oda tahsis ettik. İlgili üyelerimiz, ilgili bankanın genel müdür yardımcıları ve yetkilileriyle görüşsün diye. 38 tane kamu bankalarıyla sorunlu veya anlaşmazlık içerisine düşmüş üyemiz, üyemizin sorununu bir hafta içerisinde genel müdürlük nezdinde çözdük. Çok verimliydi, çok iyi bir toplantı geçti. İnşallah tekrarlanır. Tabii biz hep şunu söyledik, hatırlarsanız geçmiş dönemde, biz Çanakkale'mizi küçüğü büyütmek, ortayı daha da büyütmeye uğraştık. Çanakkale'deki ihracatçı sayımızı arttırmak istedik. Onun için üyelerimizin yurt dışı gezilerine, kendilerini geliştirmek ve eğitmek amaçlı yurt dışı gezilerine önem verdik. Vermiştik ama sadece bir tane gerçekleştirebildik. Mart'tan sonra çok daha yoğunlaşacaktı. Ocak ayında Milano'daki Mücevher Fuarı'nda çarşıdaki sarraf ve kuyumcu arkadaşlarımıza bir gezi düzenledik. Maalesef salgın nedeniyle ondan sonrakileri ötelemek zorunda kaldık. İnşallah açıldığı zaman sınırlar veya salgın geçtiği zaman bu gezilerimize devam edeceğiz. Mart ve Nisan aylarından itibaren ağırlıklı gündemimiz, hepimizin, dünyanın gündemi COVID oldu. Hemen hemen her hafta veya 15 günde bir Türkiye Odalar Birlik Başkanımız Rıfat Bey'in başkanlığında şu ana kadar hemen hemen her bakanımızla, Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkan Yardımcımızla, her bakanımızla online toplantılar düzenliyoruz. Her ilin sorunlarını eksik olmasınlar dinliyorlar, çözüm önerilerimizi alıyorlar. Bunlar da verimli oluyor. Bir kısmı gerçekleşti, bir kısmının gerçekleşmesi için daha süreç var. Tabii yine odamız girişimleriyle daha önce, pandemiden önce başlattığımız bir Çanakkale'miz için çok önemli olduğuna inandığım bir belgeyi odamıza, Çanakkale'mize kazandırdık. Türkiye'de 27 tane orman bölge müdürlüğü var arkadaşlar. Bunların 6 tanesi Forest Stewardship Council denen FSC belgesine sahipti. Bu belge ne yapıyor? Bu belge hani Çanakkale'mizde bu gündem çok fazla, işte çevreciler, sahte çevreciler, çevreci gibi gözükenler. Ben herkesten daha çok çevreciyim ama ağaç kesiyorum. İşim ağaç kesmek. Şimdi hangi ağacı kesiyorum ben? Yetkililerin damgalayıp gösterdiği ağacı kesiyorum. Bilmeden konuşmak çok kötü bir şey. Türkiye'nin orman varlığı her yıl 70 milyon metreküp artıyor arkadaşlar. Artmıyor, yürüyor. 30 milyon metreküp, 30-32 milyon metreküp kesiliyor. Yani her yıl 38 milyon metreküp
orman varlığı Türkiye'nin artmakta. Bir ağaç meyveyi verir. Ağacın üzerinden meyveyi toplamazsınız, meyve yere düşer, çürür gider. Ağacın meyvesini toplarsanız zaten seneye yine aynı ağaç aynı meyveyi verecektir bakarsanız. Bu bakmayla alakalı bir şey. Bu FSC belgesi ne iş yapıyor? Uluslararası denetim yapan şirketler tarafından şu anda Çanakkale'de orman kesimcisinin ayağında giydiği ayakkabıdan kafasına giydiği barete kadar her şey denetleniyor. Hangi ağacın kesildiği, hangi ağacın kesileceği her şey denetleniyor. Kesilenin yerine dikiliyor mu? Her şey denetleniyor. Biz bunu 27 Bölge Müdürlüğü'nden 7.si olarak Çanakkale'mize kazandırmamız nasip oldu. Bülent Turan Bey'in bir telefonuyla eksik olmasın. Sayın Bakanımız, Orman ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemir Bey'le yüz yüze görüşme imkanı buldum. Talimatı verdi ve çok kısa bir sürede kazandık. Şimdi biz bunu aldık. Biz almadık. Çanakkale'miz aldı. Basına bir eleştirim buradan mesela. Bu değerli bir şeydi. Kimin haberi var? Kaçımız yazdık? Bu Çanakkale'nin değeri. Orada o kadar ağaç kesilmiş, burada bu kadar ağaç kesilmiş falan filan. Bunlar ya benim işim. Ormanda bu ülkede gerçekten bazı kamu kurumları vardır. Çalışmadığı belli olmaz. Ama bazısı çalışmadığı an o hemen ortaya çıkar. Mesela bir sağlık çalışmadığı zaman bu hemen ortaya çıkar. Bir emniyet, asayiş çalışmadığı zaman bu hemen gözükür. Ama atıyorum bir defterdarlık çalışmadığı zaman bunun şeyi yansımaları işte 3-5 sene içerisinde görür veya halk bunu görmez. Bunu idareciler görür. Ormanda bu çalışan kurumların arasında onu belirtmek istedim. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız bir defa olmak üzere yatırım ofisinin yetkilileri Çanakkale'mizi son bir yılda 4 defa ziyaret ettiler. İrili ufaklı Çanakkale'mizin hangi yöne büyümesi gerektiğini, Ezine'deki gıda hissas ki arsa tahsislerimiz başladı. Çanakkale merkezdeki organize sanayimizin doluluk oranı %100. Biga'nın odası var ama o konuda da tabii ki Çanakkale olunca Biga'yı da takip etmek durumundayız. Biga mevcut OSB'si doldu. Yanındaki 500 dönümde yanılmıyorsam genişleme alanına kavuştu. Ayvacık'ta Termal Sera OSB'si kuruluş aşamaları yani 3-4 toplantı yaptık. Tarım Bakanlığı yürütüyor. O çalışma devam ediyor. Yine bayram işte Ezine peyniri diyoruz. Peynir sütten oluyor. Küçükbaş hayvanı sütünden oluyor daha ağırlıklı. Ezine'de küçükbaş hayvan ihtisas bayram işte küçükbaş hayvan ihtisas OSB'si. Yeri gizli tutuyoruz. Tutmaya çalışıyoruz ama çalışmaları devam ediyor. Yine Çan Karma OSB'si belediye başkanı, Çan Belediye Başkanımız Bülent Özbaşkan'la 3-4 defa bir araya geldik. Kendilerine bir bütünlük içerisinde Çan'ın bütün sivil toplumu, bütün idarecileri, bütün Çan'a yön verenlerle birlikte Ankara'ya gidip destek istemesini önerdim. O da eksik olmasın. Yaptı bunu. Bülent Başkan'la, Bülent Turan Bey'le Cuma günü birlikte olduk. O esnada yine Çan için ısrarcı olduk. Çünkü bizim Ticaret Sanayi Odası'nın amaçlarından birisi tabii ki üyesini motive etmek, üyesinin ticaretini arttırmak, üyesinin ihracatını arttırmak. Bizim daha başka bir amacımız var. Çünkü Çanakkale gerçekten çok farklı bir il. Çanakkale şu son 10 yılda veya son 5 yılda aldığını Cumhuriyet tarihinde almamıştır arkadaşlar. Yani başlı başına bir köprü yeter zaten. Köprü gerekli mi, gereksiz mi? Köprüye gereksiz diyenlerin ben IQ'sundan ve aklından şüphe ederim. Yani ulaşılabilir olmak değer arttırır. Ulaşılabilir olmak medeniyeti arttırır. 2022 18 Mart'ta bu köprü bitecek arkadaşlar. 2022 18 Mart'ta bizim Mart'tan sonrasına bizim Çanakkale'yi hazırlamamız lazım. Her yönüyle hazırlamamız lazım. İş insanı olarak hazırlamamız lazım, basın olarak hazırlamamız lazım, yerel yöneticiler olarak hazırlamamız lazım.
Bunun için hepimiz birbiriyle çok uyumlu ve akıple çalışmamız lazım. Tabii yurt dışına vilerimizi açalım derken birçok davet aldık. Biz gittik, onlar geldi. Birçok ülkenin başkonsolosu, büyükelçisi ziyaretimize gelmeye çalıştılar. Birçoğu iptal oldu ama Slovakya, Hırvatistan, Arnavutluk başkonsolosu